Bu videoda çözeceğimiz birkaç örnek soru sayesinde, videonun sonunda negatif ve pozitif sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini daha iyi anlamanızı amaçlıyorum. Video boyunca, aralarda videoyu durdurarak soruları önce kendi başınıza çözmeye çalışmanızı öneriyorum. Daha sonra, tabii ki videoya devam edip, problemleri nasıl çözdüğümüzü görebilirsiniz. Hadi başlayalım. Diyelim ki, eksi 1 eşittir 7 eksi boşluk şeklinde bir işlemimiz var. Bu boşluğa hangi sayı gelmeli? Bu sayı negatif mi olacak yoksa pozitif mi? Ya da sıfır da olabilir. Acaba cevap ne? Hadi beraber bulalım. Şuraya bir sayı doğrusu çizelim. Ve şimdi ne yapacağız onu düşünelim. Eksi 1'e ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu sayı doğrusunda işaretleyelim. Ve saymaya da 7'den başlıyoruz. 7 de sayı doğrusunda işte burada. Yani 7'den kaçı çıkarmamız gerekiyor ki eksi 1 sayısına ulaşalım. Birer birer ilerleyerek gidelim. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ve eksi 1. Sola doğru 8 adım gittik. Yani eksi 1'e ulaşmak için 7'den 8'i çıkardık. O zaman boşluğa 8 yazıyoruz. Çünkü bu işlemde eksi 1'e ulaşmak için 7'den 8 çıkarmamız gerekiyormuş. Hadi bir örnek daha çözelim. Evet, bu sorular çok eğlenceli değil mi? Diyelim ki bu seferki işlemimiz eksi 10 artı boşluk eşittir eksi 5. Bu durumda boşluğa ne gelecek? Evet, bu durum için yeni bir sayı doğrusu çizelim. Ve şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Bu sefer eksi 10'dan başlayacağız. Bunu işaretleyelim. Ve eksi 10'a öyle bir sayı ekleyeceğiz ki, eksi 5'e ulaşacağız. Evet, eksi 5 de şurası. Pozitif bir sayıyla toplama işlemi yapmak, sayı doğrusunda sağa gitmek demektir. Eğer negatif bir sayı ekliyor olsaydık, sayı doğrusunda sola doğru gidecektik. Buradaki işlemde sağa doğru gitmişiz. Eksi 10'dan eksi 5'e. Demek ki, pozitif bir sayı eklenmiş. Peki, eksi 10'a ne kadar ekliyoruz? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 ekliyormuşuz. O zaman boşlukta da 5 olacak. Eksi 10 artı 5 eşittir eksi 5. Başlangıçtaki sayıyı 5 artırmış olduk. Bunun da cevabını bulduğumuza göre, hadi şimdi başka bir soruya geçelim. Bu seferki sorumuz 4 eşittir eksi 2 artı boşluk. Aynı yöntemi burada da uygulayabiliriz. Sayı doğrusu üzerinden bu soruyu da çözelim. Evet, öncelikle sayı doğrumuzu çizelim. Bu soruda amacımız 4'e ulaşmak. Sıfırdan başlayıp sayarsak 1, 2, 3, 4. 4 işte burada. Eksi 2'den başlıyoruz ve eksi 2 artı 1 sayı 4'e eşittir diyoruz. Hareketimiz sağa doğru olacak. Bu zaten belli oluyor. Şimdi kaç adım gitmemiz gerektiğine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sağ tarafa doğru 6 adım attık. Yani başlangıçtaki sayıya 6 ekledik. Demek ki boşluğa gelecek sayı 6 olmalı. Eksi 2 artı 6 eşittir 4. Bu sonuçları bulmak çok heyecan verici. Hadi bir tane daha yapalım. Resmen kendimi durduramıyorum. Bu sefer 6 artı boşluk eşittir eksi 8 işleminde boşluğa ne geleceğini bulacağız. Her zaman söylediğim gibi videoyu durdurup bu boşluğa gelecek sayıyı önce kendiniz bulmaya çalışın. Sayı doğrumuzu yine buraya yerleştirdim. Şimdi öncelikle 6'dan başlıyoruz. Evet, 6 burada. 6'ya öyle bir sayı ekleyeceğiz ki, eksi 8'e ulaşacağız. Eksi 8 de sayı doğrusunda burada. Onu da işaretleyelim. Evet, eksi 8'e ulaşmak istiyoruz. Peki, 6'dan eksi 8'e ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Sola doğru gitmemiz gerektiğini görüyorsunuz. Fakat ne kadar gitmeliyiz onu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kere sola gitmek demek aslında 14 çıkarmak demek. Şimdi soruya tekrar bakalım. 6 artı kaç eksi 8'e eşittir? 6 artı eksi 14. Eğer burada 6 eksi boşluk olsaydı cevap 14 diyebilirdik ama burada toplama işareti var. O yüzden boşluğa gelecek sayı eksi 14 olacak.